Merhaba arkadaşlar, ben Cevil Arslan, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda saç çizimi yapacağız. Daha önceki videolarda hatırlarsanız iki saç çizimi videosu yapmıştık. Bir uzun saç, diğeri de kısa saç olmak üzere, linklerini hemen koyuyorum. Şimdi bu videomuzda örgü saç modelini yapacağız arkadaşlar. Bunu hiç yapmamıştık. Ve bir saç modelimiz daha olacak, o da artık sonraki videolarda. Kalem kağıtlarınızı hazır edin, hiç vakit kaybetmeden çizimimize başlayalım. Evet arkadaşlar, çizimimize başlıyoruz. Sol üst köşede referans fotoğrafı görüyorsunuz. Pardon bir saniye, bunu değiştirelim. Bu değildi. Heh, tamam, bu fotoğraf. Evet arkadaşlar, şimdi önce malzemelerimiz neler onları tanıyalım. Burada 2B kalemimiz var, 6B kalemimiz ve HB kalemimiz var. Referans fotoğrafı görüyorsunuz. Şimdi öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? HB kalemimizle, yani şu kalemle önce çizeceğimiz taslağı yapacağız. Şu şekilde. Şurası başın bulunduğu bölüm. Evet, şuradan boyun noktası şöyle gitsin. Evet, şuradan da örgü bölümü şöyle aşağı doğru gitsin. Şurası bağlandığı kısım olsun. En son şu kısımda da saç ne yapsın? Bitsin. Şöyle arkadaşlar. Böyle kabaca bir çizdik. Şimdi taslağın içinin detaylarını yapacağız. Yani örgülerin şekillerini belirleyeceğiz. Yine HB kalemi kullanıyorum bunu yaparken. Evet arkadaşlar, genel hatları ile çizimini yaptık arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Şimdi bunun üzerinden, bunu HB kalem ile yapmıştık. Şimdi ikinci aşamada ne yapacağız? Burada 2B kalem kullanarak saçın gölgelendirmesini ve ışık vuran yerleri, parlak yerleri belirteceğiz. Bunu 2B kalem ile yapacağız. Bir sonraki adımda da 6B kalem ile daha koyu olan tonları yapacağız. Şimdi bu 2B kalem ile yapacağımız bölümü hızlandırılmış olarak devam ediyorum çizimine. Evet arkadaşlar, bu bölümü hızlandırılmış olarak çizdim. Siz tabi bunu biraz daha yavaşlatılmış izlemek isterseniz video ayarlarından yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Şimdi bu bölümü 2B kalemle çizmiştim. Şimdi bir peçete alıyorum elime arkadaşlar, bu şekilde. Bu peçete ile şu şekilde çizdiğim yerleri, yani gölgelendirdiğim yerleri ne yapıyorum? Şöyle dağıtıyorum bu şekilde, bakın. Birazdan da bunun üzerinden daha koyu, daha yumuşak bir kalemle, 6B kalemiyle ne yapacağım? Saç tellerini, gölgelendirmelerini biraz daha güçlendireceğim. Bu arada kızın üzerindeki şu tişört de hoşuma gitti. Detayları, bunu da böyle yapmak istedim. Şurada bakın, şurada bir detay var, size göstermek istiyorum. Şeye bakın, köşedeki referans resmi. Şuraya saçın gölgesi düşmüş, bakın dikkatli bakarsanız şu bölümde. Şu bölümde bir aydınlık var. Şuraya doğru bir gölge düşmüş ve saçın şu alt hizasından şu şekilde devam ediyor, bakın. Şöyle bir gölge. Bu detayı da yapmak istiyorum. Güzel bir detay olacak çünkü. Bakın burayı böyle olduğundan biraz daha koyu yaparak buraya düşen saç gölgesinin detayını bu şekilde güçlendiriyorum. Tamam. Buraya da koyulaştırayım. Buradaki şu çizgilerde
O yüzden ne olacak? Daha koyu olacak. Bu çizgilerin de üzerinden ayrıca koyuluk yapıyorum. Şöyle bakın. Burası da tamam. Burayı da yine şöyle peçetemle gölgelendirmesinin detayını şu şekilde dağıtabilirim. Silgimizde de bakın şimdi elimizin altına buraya bir kağıt koysaydık şu kirlenmeler olmayacaktı. Ben ne yapacağım şimdi? Silgiyle bu yanlardaki kirlenmeleri şöyle temizleyeceğim. Şimdi temizlemezsem orası biraz sonra biraz daha kirli olacak. Daha kötü gözükecek. Evet. Şimdi arkadaşlar artık bir sonraki aşamamıza. Kaçıncı aşama? Üçe mi? Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Burada da yine 6B kalemimi alıyorum ve artık saçın koyu olan yani gölgenin olduğu yerleri daha vurgulu, daha güçlü yapıyorum. Yine burayı da hızlandırarak yapacağım. Siz dilerseniz yavaşlatarak video ayarlarından yavaş şekilde de izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, çalışmamız bitti. Tekrar baştan bir hatırlayalım neler yaptık. Birinci aşamada HB kalemimiz ile genel itibariyle taslağını çizdik. Referans fotoğrafa bakarak taslağını çizdik. Ardından 2B kalemimizi aldık. 2B kalem ile ne yaptık? Gölgelendirmelerine yani saçların yönüne göre böyle kavisli bir şekilde taramalarımızı yaptık. Ve ardından peçetemizle bunu birazcık yumuşattık. Yani kağıdın gözeneklerini doldurduk bir nevi burada. Daha böyle soft bir hale getirdik gölgeleri ve parlak yerleri. Ardından 3. aşamada da ne yaptık? 6B kalemimizi kullanarak bu daha koyu olan yerlere daha böyle bir koyuluk verdik ve çalışmamız burada sona erdi. Diğer saç videolarını da izlemek için yine videonun sonuna koyacağım. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenirseniz ve abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.